Kıymetli izleyicilerimiz, Business Channel Türk ekranlarına hoş geldiniz. Al Sana İş programında sizleri selamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben Deniz Gökay Kalaycıoğlu. Bugün yine çok özel bir konuğumuz ve konumuz var. Ressam Kenan Işık stüdyomuzda konuğumuz. Bakalım bir ressamın hayat hikayesi, mesleki kariyeri dünden bugüne ne şekilde evrilmiş, ne şekilde yol almış hep birlikte konuşacağız. Bakalım neler öğreneceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Eke Bey. Nasıl keyifler? Yolunda her şey. Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyi görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok mersi. Bizi biraz tanıtır mısınız kendinizi? Ardından bu mesleği seçişinizi vesaire devam edelim. Buyurun. Aslında şöyle şey yapayım. 40 yaşındayım. Aha. 20 yıl doğuda yaşadım. 20 yıldır da batıdayım. İstanbul'dayım. Doğu ile batı arasındaki zıtlığı yaşayan bir insanım. Yaşanmışlığımda. Doğu batı kültürü yani. Aynen. Bu tabii ister istemez. Nerede yaşadınız doğuda? Van'da. Van'da doğdum. Bütün eğitim, öğretim yılımı Van'da geçirdim. Sonra üniversite yolculuğum yakın bir komşu şehri oldu, Erzurum oldu. Daha sonra da göçebe bir hayat başladı. Zorunlu bir göç başladı. Ve burada ne olduysa oldu. Aslında karakter olarak çok meraklı bir insanım. Eğitiminiz ne üzerine? Güzel sanatlar, resim ve heykel mezunuyum. Hı hı. Karakter olarak meraklı bir insanım. Bu meram kimlerde ne yapıyor değil aslında, iş üzerinde nasıl yapabilirim, nasıl geliştirebilirim üzerine. Benim metropol bir şehre gelişimde aslında her şey başladı ve bu benim sanatıma da yansıdı. Şimdi o göçebe hayatı biraz anlatsanıza. Van'dan Erzurum'a geçtiniz, sonrasında İstanbul'a gelene kadar başka hangi şehirler? Sadece Van. Öyle mi? Evet, yani ben 20 yaşında sonra aslında çıkışlarım başladı, doğudan çıkışım başladı. Ne oldu da doğudan çıkmak istediniz? Doğuda güzel sanatların ya da resmin ya da ressamın o sınırlara sığamayacağını mı düşündünüz? Aslında değil, yani bu planlanan bir şey de değildi. Tabii ki de benim en büyük hayalim Mimar Sinan'da okumaktı. Tabii ailenin vermiş olduğu şartlar, günlük hayatın vermiş olduğu sebepler buna güç olmadı. Bu anlamda Van'da tabii ki de bulunduğum zamanda Güzel Sanatlar Fakültesi yoktu. Eğitim fakültesi olarak vardı. Benim hedefim eğitim fakültesi okumak değildi. Tamamen sanattı. Bu anlamda bizim ailesel olarak tamamen ekonomik sebeplerden dolayı göç başladı. Ve İstanbul'a geldikten sonra ben özel bir kurumda yardımcı öğretmen olarak başladım. Bu süreçten sonra yüksek lisans yaptım. Öğretmen oldum. Pedagojik eğitim aldıktan sonra. Sonra bölüm başkanı yardımcılığı yaptım. Sonra bölüm başkanı olursa genel koordinatör oldum. Ne güzel. Tamamen en dibinden en yukarıya kadar, anaokulundan liseye kadar binlerce öğrenci yetiştirdim. Sonra binlerce öğretmen yetiştirmeye başladım. Ve son 6 yıl hariç tamamen sanatıma zaman ayırmak istediğim. Artık ben, öğretmenlik yapmıyor musunuz? Yok. Çünkü sanat zaman isteyen bir konu. Kendi müfredatı tamamen zaman isteyen bir konu. Benim çizimlerimde İstanbul'un geçmişi, yaşanmışlığı, anıları, tarih süreci, deformasyonu, neler yaşandı, neler oldu, bunlar hepsi detay. Bu detaylar hem teorik olarak hem de uygulama olarak zaman istiyor. Ben ikisi arasında karar vermek zorunda kaldım. Aslında çocukları çok seviyorum. Bu anlamda rol aldığım için de çok mutluyum. Ama sanatımı zaman ayırmam lazım. Benim ileri dönük izler bırakmam için, heyecanlar bırakmam için. Aslında şey çok zordur. Şimdi ucundan kıyısından televizyon, medya, spikerlik anlamında bunu ben de tattım. Öğrenciler size hocam, 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 o hocam kana girdikten sonra onu bırakmak çok zor. Çok zor oldu benim için. Tahmin ederim. Gerçekten zor oldu. Acayip bir haz çünkü. Ya aslında bir sebep de oldu. Bir sebep de buna vesile oldu diyelim. Benim çocuğumla ilgili bir sağlık süreci de oldu. Ve o süreçte onunla ilgilenmem gerekiyordu. Genel koordinatör olduğum zamanlar Türkiye geneli birçok okula bakıyordum. Okulun ismini vermek istemiyorum. Türkiye'nin sayılı okullarından bir tanesi ve en çok okulu olan bir kurum. Bu anlamda devamlı şehir dışındayım. Toplantılar uzuyor, sabahladığımız şeyler olur. Çok kolay değildi. Bu anlamda çocuğuma da zaman ayırmam gerekiyor. İyi mi peki çocuğun? Evet, o 3 yıl sürdü. Çok şükür kurtardık. Şu an her şey yolunda. Bu sebeple sanatıma da yatırım zaman olarak peki şeyi merak ediyorum. Şimdi Van'dasınız, Van'da büyüyorsunuz. Şimdi kolay değil. Aileler alışkın değil. Güzel sanatlara, resme vesaire. Şimdi Türkiye'nin doğusuyla batısı arasında
aynı tarihleri yaşamamıza rağmen kültür anlamında ciddi bir farklılık var. Aşırı. Yani değil mi? Adı gibi doğu ve batı zıttıklar. Aha, çok sevdiğim bir meslek büyüğüm mesela, katılır mısınız bilmem. Türkiye'nin doğusuyla batısı arasında en az 50 yıl fark vardır. Kesinlikle doğru. Şimdi bir anda ailenin karşısına çıkıyorsunuz ve ben güzel sanatlar okumak istiyorum. Ressam olacağım, resim yapacağım diyorsunuz. Ailenin reaksiyonu ne oldu Allah aşkına? Ya şöyle söyleyeyim canım anne. Babanızın hayali mesela oğlumun ressam olması değildir diye tahmin ediyorum. Yani o dönemde yaşadığım, şu anki dönem tabii değişti. Şu an anlatız konu biraz şey oldu artık, yani mecazi kalıyor. Şu an artık sosyal medya ulaşabildiği çok olduğu için ben 90'lı yıllarda renkli televizyon gördüm. Düşünün 81 doğumluyum. 92 yılında ilk defa renkli televizyon gördüm. Şu an her şey daha rahat ulaşabiliyorsun. Türkçe konuşulabiliyor rahat bir şekilde. Mesela benim annem İstanbul'da öğrendi Türkçe konuşmayı. Ama annem okuma yazma bilmiyor mesela. Ama öyle bir insanın Güzel Sanatlar Fakültesi dediğin zaman yani tepkisi ne olabilir, bilmediği bir konu. Yani senin için iyi şeyler diler. Tabii baba biraz da işin iyi, kendince iyi niyetinde işte para kazansın, işte öğretmen olsun, muhasebe işletme okusun. Bu mantıkta sanat çok zor, yani bilinmeyen bir konu ki sülalede ilk okuyanlardan bir tanesiyim. Ne güzel. Yani ne güzel. Bunlar ne güzel. Tabii kapılar açıldıktan sonra biraz işte su akar yolu bulur ya. Bunlar zaman isteyen şeyler ve heyecan isteyen şeyler ve uygulama olarak kesinlikle çok çalışmanız gereken bir konu. Peki güzel sanatlara, resme olan ilgi alakanızı, yeteneğinizi ne zaman fark ettiniz? Aslında aile olarak tamamen, ailemin tamamı çok yetenekli. Öyle mi? Evet, aşırı yetenekli hatta. Kardeşlerim, tabii onlar mesleğini yapamadılar yani okumadıkları için. Ama annem mesela müthiş yetenekli. Ben mesela yeteneğimi annemden almışım. Annem resim yapabiliyor. İki zaten nakış işleme yapabiliyor. Kendi yaptığı Enfes. Şeyler var, ilaçlar var. Bu anlamda karakter olarak zaten yetenekli. Ben annemden aldığım için yeteneği bu süreç biraz daha çalıştıktan sonra gelişti. Dediğim gibi konunun başında meram. Ne geldiyse meramdan dolayı geldi. Mesela ben kendi alanımda sadece bir konu üzerinde çalışmıyorum. Malzeme yelpazem çok fazladır. Çok karışıktı. Hala da eksik. O yelpazeyi mesela. Neyi merak ediyordunuz? O yelpazeyi ne kadar renklendirdiniz ve ne kadar açtınız? Mesela ben şu an konu olarak mirasları işliyorum ve doğayı işliyorum. Nasıl bir miras? Mesela insan gibi doğa da ölüyor. Sadece insan ölmüyor. Doğa da değişiyor. Ne gibi? Mesela 100 yıl sonra hiçbirimiz olmayacağız. Bizler olmayacağız. Bizler gibi doğa da değişiyor. Nasıl değişiyor? İki şeyden çok korkarım ve bunun için dua da ederim. Allah korusun. Biri deprem, biri de savaş. Bu tamamen yok ediştir zaten. Yok oluştur. Şimdi bu olmadan da yok oluş oluyor. Nasıl? Yanlış restorasyonla. Ki ülkemizde en çok olan şey yeni inovasyonla işte modern mimari dediğimizde işte kentsel süreçler mesela 2+1'ler. Bunlar tamamen doğa yok eden sebepler. Şimdi ben burada malzeme olarak ne yapıyorum? Mesela sanatıma betonu işliyorum. Betonla yapıyorum resimlerimi. Betonu işliyorum, alçı işliyorum. Rölyef pasta adı altında. Bununla beraber mürekkep bazla su bazı karıştırıp içerisine yeni inovasyon şeyler katmaya çalışıyorum. Mesela eritilmiş cam boyası katıyorum. Bunlarla mesela vitrin yok oluşu. Mesela annem şu an benim sanatıma destek veriyor sağ olsun. Mesela iplerle dikiyorum. Buradaki amacım ne? Motiflerimizin, kültürel değerlerimizin yok oluşu. Mesela şu an o zaman sizi kaldım. Alışılmışın dışında bir ressam olarak evet, değerlendirmekte evet. Fayda var. Yani siz ilk başta şimdi tanıştığımızda ilk acaba işte portre mi çalışıyor, manzara, doğa, tabiat mı yapar, işte yağlı boya mı çalışıyor, ne yapıyor diye düşünüyordum. Hani klasik hem ilk akla gelen ressam dediğimiz zaman yağlı boya evet, gelir akla, öyle. Değil mi? Kesinlikle. Ya da farklı türler neler var, hafızamı siz tazeleyin biraz. Görsel sanatlar içerisinde çok şey var. Mesela baktığınızda geleneksel tatlarda hat sanatı çıkıyor. Ebru sanatı da destekli, işte tesiple destekli. Yanında heykel var zaten. Baktığınızda resim var. Grafik sanatları var. Yani yelpaze çok farklı, çok geniş. Ama siz bunların içerisinde ben ressam... hepsini yapıyorum. Hepsini yapıyorum. Öyle mi? Evet, hepsini işliyorum. Haddim olmayan konular da var ama sanatıma işliyorum yani. Peki şimdi çok dağılmadan belli bir sistemde gidelim. Şunu çok merak ediyorum ben. Bu alanda güzel sanatlarda sanatçı olabilmek adına resimdir, hattır ve verdiğiniz tüm örneklerde. Sadece eğitim almak mı, biraz yetenek mi?
Şöyle bir... Ya da eğitim olmasa da yetenekle, gönlünü koyarak da bu konunun piri olur musun? Ben kesinlikle bir eğitimci olarak da buna cevap vereceğim. Bütün geçmişte iz bırakan liderlere baktığınızda hepsinin temelinde eğitim vardır. Bir Fatih Sultan Mehmet Han'a bahsettiğimizde en az 6-7-8 dil bilen bir karakter çıkıyor karşınıza. Ya da bir Mimar Sinan'a baktığınızda bugünkü eserleri zaten ülkemizi güzelleştiren eğitim destekli. Bir Che Guevara'ya baktığınızda da öyle, bir Mustafa Kemal Atatürk'e baktığınızda da öyle karşınıza çıkıyor. Bütün liderlerde eğitim, ilmi olarak baktığınızda da öyle. Peygamberlerin temelinde zaten eğitim vardır. Yani eğitim olmadan olmuyor kesinlikle. Eğer eğitim olmadan olsaydı benim annem bence dünyanın en iyi ressamı olurdu ya da en iyi dokumacısı olabilirdi yani. Ama eğitim olmadan da olmuyor. Çünkü eğitim burada güçtür. Size öğretiler atıyor. Peki eğitim var. Peki eğitim var. Gönlünü verdi ve eğitimini aldı. Ama yetenek yok. %1 beyin diyoruz. Aslında bugün bilim adamları %40'lardan bahsediyor. Einstein'dan bahsederken %43'lere kadar çıkabiliyor. Ama ben %1 beyin diyorum, %99 emek diyorum. Sır emektedir. Yani aslında benimle sizin aranızda bir fark yoktur. Ya da uçak yapan bir insan aramızda bir fark yoktur. Yok inan bana bak bir kalem kağıdı önümüze koy. Evet. Senle benim aramdaki farkı görürsün. Çizemiyorum, ama yapamıyorum. Işte, hayır bakın şunu söyleyeyim. Yetenek başka bir şey. Mesela ben size resim yaptırabilirim. Şok olursunuz. Ve bunun inanamazsınız da ki bunu yaşadım. Ben bunu çocuk üzerinde de yaşadım. Bunu yetişkin üzerinde de yaptım. Bunu uygulama olarak yaptım. Gerçekten hiç yeteneği olmayan bir insanı da bu anlamda çizebilir veya boyayabilir. Çok uzun bir kere çizmek mi boyamak mı? Hani fotoğrafçılarda da mesela resim demek başkadır, fotoğraf demek başkadır mesela. Orada şeyler vardır, anlam kargaşası olur. Ve dil hatası yapmış oluruz. Siz bir ressam olarak çizmeyi mi kullanırsınız, boyamayı mı daha çok kullanırsınız? Çizgi işin temeli zaten. Çizgi yoksa diğeri zaten şey oluyor, soyut kalıyor. Zaten adı soyut, soyutlama geçiyor. Hani bazen görüyoruz ya, özellikle şimdi bu Instagram'daki kısa videolarda falan görüyoruz. Alıyorlar işte bir çalışmayı. İşte boyaları rastgele, çeşitli şeyler yapıyorlar. Orada çizgi yok mesela. Evet, o soyut, soyut sanata giriyor. Somut olduğunda bir manzara ya da bir... İşte ne bileyim natürmorttur, bir şey var. O mutlak suretle önce çizilir sonra mı boyanır? Evet kesinlikle. Zaten sanatçının başlangıcı çizgidir. Çizgi yoksa zaten yetenekte eksik vardır. Soyut sanat çok ayrı bir akım. Farklı bir konu. Seviyorum, herkes yapabilir. Çok güzel, evet. Yani çok acayip şeyler çıkabiliyor. Ama soyutun temelinde aslında çizgi vardır yine. Herkes yapıyor, görünüyor ama herkes yapabilir ama onun imgeseli çok ayrıdır. Yani herkes yapıyor aslında... Yapıyor musunuz soyut çalışmalar? Çalışmalarımda biraz daha aslında imgesellerimde yapıyorum. Mesela Ayasofya üzerinde yaptığım bir konu var. Görsellerde paylaştığınız zaman karşılaşacaksınız. Mesela ben Ayasofya'nın 5 dönemini istiyorum. Başlangıçta Katolik çağ, Hristiyanlık alemi neden Ayasofya istedi? Aslında konu olarak da hikaye olarak paylaşıyorum. Sonra Roma destekli bir Ayasofya. Aslında daha sonrası ağır bir darbe görüyoruz. 4. Haçlı Seferi görüyoruz. Burada Hristiyanlık alemine ne kadar büyük bir zarar verdiği orta çıkıyor. Sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın Ayasofya'sı. Sonra Cumhuriyet'in Ayasofya'sı. Ve bugün Ayasofya Kebiri Camii 6. dönemini işliyorum. Orada mesela zeminde işlediğim akıp giden bir zaman yolculuğu var. O zaman aynı özne Ayasofya. Ayasofya'nın 6 farklı dönemi. Yani bu derin de bir tarih bilgisi evet, gerektiriyor. Evet, aynen öyle. İşte ben sanatımda hep bunları işliyorum. Rum Lisesi'nde öyle yapıyorum. Galata'yı da öyle yapıyorum. Ayatriye'de de öyle işliyorum. Hep yaşanmışlıkları. Miras dediğiniz de bunlar evet. Zaten. O zaman geçmişi olan, tevellütü olan, bir miras olan eserleri daha ziyade tercih ediyorsunuz ve bir kompozisyon çıkartıyorsunuz. Ayasofya, Ayasofya'yı sadece bir fotoğraf ya da bir resim üzerinden değerlendirmiyor. Evet kesinlikle. Ressamlık anlayışınız. Evet kesinlikle. Dönemlere göre yani bir hikaye çıkartıyorsunuz. Aynen. Ortaya çıkan eser değil eserlerle. Evet şimdi zaten amacım şudur. Ayasofya bizimdir ya da Galata da bizimdir. Bu ülkedeki her şey bizimdir. Bunun tarihini öğrenelim. Geçmişini öğrenelim. Yaşanmışlığı ne oldu? Neler yaşadı? Anılarında neler vardır? Bugün biz sahibiz. Adı ne olursa olsun. Bizimdir. Sahip çıkmamız lazım. O yüzden dedim iki şeyden korkarım. Savaş ve deprem olursa bizden çıkıyor işte. Allah korusun.
Ve ben bütün gençlere, özellikle gençlere çok seminerde anlatıyorum. Bu ülkedeki her şey bizimdir. Kilise de bizimdir, cami de bizimdir. Koruyalım onu. Fanatizme çevirmeyelim. Değerlerimizdir, emanetlerimizdir, sahip çıkalım. Ben tarih öğretiyorum. İşte dediğim gibi bu karakterimde olan bir şey. Ben mesela ceddimi tanımıyorum. Çok istiyorum neler yaşadılar, neler gördüler, nasıl yaşadılar, kimler, nasıl bir yolculukları oldu. Ben mesela kendi anılarıma vakıfım. Bahsettiğim gibi 20 yıl ve sonrası 20 yıl şu anda yaşadık. Burada bir anım var, yaşanmışlığım var. Bir tarih sürecim de var, geçiş sürecim de var. Kendi içimde bir deformasyon var. Ben bunu işte sanatıma yansıtıyorum. Miraslarımızı anlatıyorum, değerlerimizi anlatıyorum. Bir Hazer Han'ı anlatıyorum, Fatih Sultan Mehmet Han'ı anlatıyorum. Ya da yakın bir zamanda Cumhuriyet dönemini anlatıyorum. Özellikle Cumhuriyet döneminde en çok değindiğim konu, Cumhuriyet'in kurulduğu yer, başladığı yer Haydarpaşa Garı. Bugün şu an bir restorasyonda nasip olursa orada da bir sergim olacak içinde. Hedeflediğim bir konu, Cumhuriyet dönemini anlatacağım. Ben bunları paylaşırken sanatımda betonu da kullanıyorum. Cam boyasını da kullanıyorum, mürekkebi de kullanıyorum. Beton, cam boyası, mürekkep falan dediniz. Onlardan biraz bahsetsenize. Yani şimdi bir resmin üzerinde, o resmin inşası üzerinde biraz kafamda canlandırmak istiyorum tamam. Sizin eserlerinizi çünkü. Boya kullanıyor musunuz? Evet. Akrik ve metal boya özellikle çok kullanıyorum. Yanında yağlı boya artı daha beton farklı. Nerede devreye giriyor? Betonu boyayla karıştırıyorum ya da yeri geliyor beton olduğu gibi kullanıyorum. Beton neden kullanıyorum? İnsan öldüğü zaman üstüne toprak ve beton atılır. Doğanın da yok oluşun sebebi betondur. Mesela o kadar güzel doğal güzelliklerimiz var. Biraz daha eskilere gittiniz. Aslında yakın bir zamana. Peki nasıl taşıyor o düzenek, o kasnak ben, betonu? Onu özel bir fabrika var. Kadens çok değer verdim ve gurur duydum firma. İsmini de özellikle belirtmek istiyorum. Türkiye'mizde sanat alanında gurur duyduğum bir firma. Tek fabrika, sanat fabrikası. Ben daha önce yurt dışı gezilerim hep kendi malzemelerimi araştırmak için gidiyordum. Viyana'ya, İtalya'ya, Almanya'ya malzeme fabrikalarını görüp oradaki malzemeleri işliyordum, orada öğreniyordum. Şu an Türkiye'de bu gurur yaşatan bir firma bana özel olarak yapıyor. İçinde silikon ve tutkal destekli. Çatlamaz, dökülmez, kırılmaz. Ömrü de uzun oluyor. Yaptığım şeyle... Peki eser taşıyabiliyor mu? Evet, taşıyabiliyor. Yani ya da yapışkan özelliği mi oluşuyor? Yapışkan özelliği oluyor zaten. Kendi özelliği de var. İçinde destekli silikon özelliği olduğu için direkt tuvale ya da yapacağınız zemine uyuyor. Camının üzerine bile tutabiliyor. Belli noktalarda kullanıyorsunuz herhalde. Tamamen beton yaptıklarım da var. Tamamen yaptığım da var. Taşı toprağa altın İstanbul dediğimiz betona bürümüş seni aslında. Bir slogan düşünürsek böyle bir başlangıç yapıyorum. Tamamen o doğanın tamam beton. Bu İstanbul'un gerçeği değil mi ki zaten? Bugün İstanbul'a baktığımızda biz Silet'te Galata'yı görüyoruz. İşte Ayasofya'yı görüyoruz, Sultanahmet'i görüyoruz. Ama onun derine baktığınızda, arka tarafına baktığınızda tamamen kentsel dönüşüm beton olmadı mı? Çok doğru. Peki işin ticari boyutu, sanatı sadece sergi amaçlı ve sizin kendi koleksiyonunuz olarak mı tercih edersiniz? Yoksa ben bir sanat severim, resim ilgi alanım, fotoğraflar ilgi alanım ve çalışmalarınızdan birini beğendim bir sergide. Satışa açık mı bunlar? Tabii ki de. Şimdi kendi koleksiyonlarım var, ayırdım. Mesela benim şu an 23 tekniğim var. Bu bir sanatçı için zirve işidir. Çok zirve. Benim zaten meramdan dolayı dünyadaki sanatçılardan farkım. Ben devamlı geliştiriyorum. Yeni inovasyonlar katıyorum. Yeni şeyler çıkıyor. Şu an Fişekhane'de bir sergim olacak. Bu vesileyle bekliyorum sizi. Çok mutlu. Fişekhane'deki sergimde mesela Katolik Çağ, Bizans, Roma dönemini işliyorum. Mesela bu benim yeni serilerim. O döneme indim. Bunların tabii ki de satışı oluyor. Neden satışı oluyor? Geçim sürecimiz hepimiz gibi çok zor. Ve bizim sanat malzememiz çok aşırı pahalı. Çok ciddi anlamda. İçiniz acıyor mu satıldığınız ya zaman? Gerçekten insanın ürettiği... Büyük emek evladınız gibi oluyor. Aynen öyle oluyor. Yani, İnsanın ürettiği bir şeyin parçası zaten. Ben eser yaparken duygularımla yapıyorum. Ne haldeysem o yansıyor zaten. Şimdi, ve biri çıkıp alıyor, ona iyi mi bakacak, değerini bilecek mi? Şöyle mutlu oluyorum aslında.
gerçekten değer veren insanın o duygusunu aldığınızda bir şey olmuyor sizde yani. Ama karşıdaki insan eğer değer vermeyse zaten ona sahip olamaz. Ben vermem, sahip şey yapmam. Peki Kenan Bey, şunu merak ediyorum. Şimdi Ayasofya'dan örnek verdiniz ya. Hı hı. Ayasofya'yı 6 zaman dilimine böldüm dediniz ve 6 zaman dilimi. Ben şimdi kalkıp Ayasofya'nın 4. dilimini beğendiysem eğer, aradan o seriden o parçayı alabiliyor muyum? Evet, yok arkadaş, hayır. Ben Ayasofya çalışmasını 6 şey yaptım. Çok arzu ediyorsan 6'sını birden alacaksın. Aradan çıkartıp onu alamazsın mı? Şimdi dediğim gibi bu da bir konu. Biz bunları zaten planlıyoruz. Mesela sevgili Uğur Batı'yla benim bir sergim oldu. Ay çok severim. Sevgili Uğur bir roman yazdı. Ebu Hurafe'den Masallar adı altında. Bir kötü insanın, aha, dünyası diye. Ben de o hikayeyi resmettim. Hmm. Resmettim. Mesela biz o sergide bir koleksiyon ayırdık. O koleksiyonda 20 eser vardı. Toplu olarak vermek istedim. Mesela ben vermedim, onu kendime aldım, koleksiyona kattım. Onu vermedim. Şu an atölyemde, atölyemde Acar Kent'te, Kavacık Acar Kent'teyim. Yine beklerim tabii ki de, sevinirim kahve tadına. Orada görürsünüz zaten. Mesela o 20 eseri kendime ayırdım. Ama normalde ben onu şu şekilde biz planlamıştık. Özellikle kendinize ayırdıklarınızı çok merak ediyorum. Vallahi gerçekten çok severim. Ben çocuğuma bir koleksiyon oluşturmak istiyorum aslında. Ya da işte sizin gibi değerli koleksiyonerler, dostlarım geldiğinde en azından geçmişimdeki anılarımı görsün istiyorum aslında. Koleksiyon bu mantığında. Yaşanmışım görsün. Şimdi benim Katar Kralı da koleksiyonerim. Tayyip Erdoğan da koleksiyonerim. Ekrem İmamoğlu da, Mansur Yavaş da. Sanat camiasında, futbol dünyasında, iş dünyasında çok geniş, yurt dışında çok fazla koleksiyonerlerim var. Şimdi onları göremezsiniz. Şimdi ekranda gördükleriniz çok farklı. Cumhurbaşkanımız yani, nasıl bir çalışma hissetti? Ona yaşanmışlığı, Ayasofya'nın yaşanmışlığını yaptık. Ayasofya'nın son dönemini mi? Yaşanmışlığı, evet. Onun geçmişi ve bugünkü hali. Bu da bu yaşanmışlığın içine girecek. Güzel. Bizler gibi. Öyle. Ekrem İmamoğlu'na ne yapmıştım? İstanbul panorama yaptım. Deformasyon, benim panoramam, benim gözümde. Mansur Yavaş'a da ilk defa bir eser yaptım. O da bana şey dedi, Kenan dedi, ben de Ankara Belediyesi ilk defa bir eser senden alıyorum dedi. İlk defa Kocatepe'ye çalıştım, Ankara. İstanbul dışında Ankara, Kocatepe'ye çalıştım. O da Ankara'mıza gitti ve çok mutlu bir oldum. Bir fotoğraf üzerinden mi yapıyorsunuz? Hayır, bunu asla. Yoksa kendi ben, dimağınızdaki Kocatepe, kendi zihninizde kalan Ayasofya mı? Yoksa bir fotoğrafını görüp o fotoğrafı mı resme dökersiniz? Bakarak yapan bir sanatçı değilim. Benim eserlerimde atıyorum Ayasofya'ya baktığınızda, gerçek Ayasofya'ya baktığınızda yanlışlıklar göreceksiniz, hatalar göreceksiniz. Çünkü planlı çizmiyorum. Benim İstanbul'umu yapıyorum. Benim Ayasofya'mı yapıyorum. Benim Galata'mı yapıyorum. Yani bir yere bağlı kalmıyorum. Bende bir de şey vardır, etkilenme vardır. Mesela ben Senpuşer'i... Ayasofya'da kaç minare vardı? 4 tane var. 4. Evet, ilki zaten Fatih Sultan Mehmet Han kendisi. Sonrası olduğu için. Sonrası zaten Cumhuriyet destekli güçlenen bir şey görüyorsunuz. Ben mesela Senpuşer'i galerisinde 4 yıl çalıştım. Ülkeler arası deformasyonlar da yapıyorum mesela. Mesela ilk yaptığım deformasyon Duomo Katedrali oldu. Floransa'da, İtalya'da. Çok etkilendim, inanılmaz. Benim ilk yurt dışı ziyaretim de öyle oldu. İlk İstanbul'u gördüğüm gibi bir etkileşim oldu. Ve ben Duomo Katedrali bizde olsa nasıl olurdu? Kendi şehrimize onu nakşettim. Ve çok güzel oldu. O koleksiyon eser bende ilki olduğu için onu vermiyorum. Mesela böyle deformasyonlarım da oluyor. Şu an Katar'da olan güncel bir çalışmam var. Dünya Kupası'nda. Bazı sebeplerden dolayı katılamadım. Aslında tek katan sanatçı bendim. Kabul de görmüştü. 55 ülkeyi resmedecektim. Zaman sıkıntısına yaşadığım bir sürecin haksızlığına uğradım aslında. Ama şu an bir eserim orada. Arjantin'de Katar'ı mesela deformasyon yaptım iç içe. Böyle şeylerim de oluyor, heyecanlarım da oluyor. Bakalım. Peki bu ilham mı diyoruz biz buna? Ya öyle tabii ki de. Onun adı ilham. Evet. Etkilenme. Yani sizi etkilemesi lazım. Yani oturup düşünüp ben bugün neye başlayayım, ne yapayım, ne edeyim? O İyi tamam, son çalışma da bitti. Şimdi Kenan ne yapıyoruz deyip hani iki elinizi kafanızı iki elinizin arasına alıp oturup düşünerek olan bir şey değildir bu. Günlük hayatın işleyişi içerisinde bir anda o fikir mi? Ya plan program çok başka bir şey. Yarın ne yapacağım onu planlarsınız. O geldiğinizi zaten yaparsınız ama hadi resim yapayım dediğin zaman olmuyor işte.
Hani o hadi çok zor diyor. Zaten benim için en ağır şey o. Ben hadi ya da mesela siz benden bir şey istediniz ama ben şunu istiyorum, şu renkte istiyorum dediniz ama asla yapamıyorum. Yapamıyorum zaten yapılmasını da sevmiyorum, karşıyım. Sanat bu değil, sanata zıt bir şeydir. Bu saygısızlıktır, değersizliktir. Ama ben etkilenmem lazım. Ben mesela İstanbul'da çok dolaşırım. Çok kitap okuyorum. İstanbul'da nereleri dolaşıyorsunuz? Mistik yerleri, tarihi mi? İnanın yok yani rastgele diyelim. Yani benim için bir yer yok. Ben İstanbul'un tamamını istiyorum zaten. Çok seviyorum. Benim için Sultanahmet'i dolaşmak tabii ki çok ayrı. Çok daha keyif veriyor benim için. Çünkü tarihi en çok o duygu, o ruhu şu an herkes için orada alabilirsin. Oranın maneviyatı çok farklı. Ama dediğim gibi bu bir Kadıköy'de gezdiğim zaman bile rahatlıyorum. Sizinle konuşurken bile mesela ilham alabiliyorum. Bu sadece şey değil yani, bir Tehlif şey isterim ona göre. İlham aldıysa. Pekala. Ebatlar peki yaptığınız çalışmalarda sabit fix bir ebatınız mı var yoksa aklınıza gelen, yüreğinize doğan o manzaraya, yani manzarayı genel olarak söylüyorum. Bu bir Ayasofya manzarası da olabilir. Yoksa işte şehir, yurt dışı ve işte bir karşılaştırma, mukayese de olabilir. Ona göre değişiyor mu ebat yaptığınız Evet değişiyor. çalışmalar? Benim A5'ten basıyor ebatlarım ama yapmıyorum onları. 60'a 60, 60 çarpı 60'a kadar yapmıyorum. Onlar çünkü özel koleksiyona giriyor. Ne kadar küçük olursa o kadar kıymetli mi? Aslında şöyle söyleyeyim. Normalde bize değer katan koleksiyonerlerimiz, yani size değer verenler sizi zaten şey Ya ben yapıyor, resimde mesela ben büyük severim. belirliyor. Hatta işte hani salonlarda etajer olur ya, Evet. etajerin üzerinde ben ayna değil, çok özel bir çalışmayı görmeyi çok seviyorum mesela. Kenarda iki abajurla Yaptığım şeyler zaten. o Yapıyorum konsepti da. çok severim mesela. Şeye katıyorum. Kendi Ha, arşivime şu boyut katıyorum. benim için muhteşem Benim mesela. şu an fişekhanedeki sergim zaten büyük. 200 çap. 200 çarpı 200. 180 çarpı 180. 150 çap. 150 çarpı 150. 140 çarpı 140. Hep bu büyük boyutlarda büyük devasal şeyler. Ama küçük şeyler çok az verdim. Bir seride verdim sadece. Ama daha çok büyük Küçükler boyutlar. genelde özel seri dediniz ya, o yüzden sordum. Küçük olması daha mı emek? Aslında değil. Büyükler daha çok emek istiyor. İster istemez zaten ebatından dolayı. Ama benim yaşanmışlığımda, geçmişimde benim bir atölyem yoktu. Ben bir kendi evimin mutfağında atölye kullanıyordum. Öyle mi? Evet ve ister istemez orada büyük yapamıyordum. Mutfağımız da küçüktü. Ben daha çok işte A4 kağıtları yapıyordum, tuvallere yapıyordum. O eserler üzerinde hep böyle şey yaptım, hayatıma devam ettim. O eserlerim öyle yerlere gitti. Mesela Katar kraliyet ailesinin hemen hemen tamamında eserlerim var. Hep küçük boyutlarda. O yüzden onlar o koleksiyona girince değeri arttı. Değeri arttığınca bana düşen de bütün koleksiyonlarıma hakkını korumak, haksızlık etmemek. Küçük yapmak tabii ki de daha az zamanımı alıyor ama ben burada koleksiyonerlerimin hakkını da korumam lazım. Onları da düşünmem lazım İnanılmaz o yüzden. heyecanlandırıyor beni resim gerçekten. Yani hani bizim kuşak biraz ilgi alaka konusunda bu noktalarda biraz zafiyet gösterebiliyor ama yani bir resmin önünde saatlerimi geçirebilirim. İnanın işin perde arkası şu şekilde. Mesela şu an bir palyaço gibi görünebilirsiniz. Palyaçonun dünyasına baktığınızda eğlenirsiniz. O perdeyi çektikten sonra kimse onu tanımaz. Kendi dünyasında kalır ya. Kesinlikle. Sanat resimde aynen böyle bir şey. Ama ben Yani biraz işin daha temeli şey, çok farklı yani. tabii ki mizansenler de işte bir manzara da hoşuma gidiyor ayrı. Ama soyut çalışmaların içerisinde bazen belli başlı böyle flu şeyler vardır. Belki bir kadının silüeti ya da bir adamla bir kadın ama soyut bir çalışmanın arasına gizlenmiştir. Onu sen ancak yorumlayarak bakabilirsin, görebilirsin. Onlar mesela beni daha çok içine çeken şeyler. Renklerin dansını seviyorum. Bu sizin dünyanız, Evet. içiniz aslında psikolojik olarak zaten bunun cevabıdır. İnsan kendisi de olmayan bir şey sevemez. Eğer bir insan bir şey seviyorsa o konuda yeteneklidir. Demek ki siz sanata karşı yeteneğiniz var. Farkındasınız ya da değilsiniz ya da geliştirdiniz ya da geliştirmediniz çıkıyor ortaya. Şimdi biz işin neresinde ne yapıyoruz? Ben hikayeyi çok seviyorum bir kere. Ve dünyada hikayesi olan eser çok azdır. Herkes yapamaz. Cidden yaşanmışlık ister, zaman ister. Ama karşınızda şöyle bir çizgi dahi olsa
ben onu seviyorum. Neden seviyorum? Çünkü ona emek harcamış. Ona zaman ayırmış. Bir insan için en önemli şey zamandır genel olarak. Bir insan bir şey zaman ayırırsa değerlidir zaten. Doğru. Çok bunu doğru. Güçlendiren hikayesidir. Ama fantastik değil. Bakın sallama anlamında söylüyorum. Gerçekten yaşanmışlık hikaye. Mesela ben sinemada en çok sevdiğim şey ağır şeyler. Mesela özel olarak yaşanmış olan mesela filmleri çok seviyorum. Çünkü benim karakterimde sevdiğim şey de bu. Yaşanmışlığım ağır. Yaşadığım şeyler ağır. Bu beni sevindir. Bu benim için ama bu herkes için öyle değil. Ama sanatın resim konusunda, görsel sanatlar konusunda hikayesi olan şeyler, dediğin şeylerdeki işte bazı renkler görüyorsunuz. Arada bazı detaylar görüyorsunuz. Bu heyecanlandırır evet. Zaten. Bu heyecan güzeldir. Peki son sorum da bu olsun. Ondan sonra size de teşekkür edelim. Ortalama bir eserin hayat bulması ne kadar zamanınız alıyor? Mesela bazı küçük eserlerim var, bir hafta sürüyor. Bazı büyük eserlerim var, 20 gün, bir ayda sürebiliyor. Ama bazı eserlerim var, günlük de yapabiliyorsunuz. Bazı eserlerim var, bir haftada sürebiliyor. Kesinlikle, yani bu dediğim gibi sizden kaynaklı bir şey ya da yapacağınız şeyle kaynaklı. İsim vermek istemiyorum, bazı projelerim var. Mesela benim şu an MR Otel'in tamamı benim eserlerim. Ben Four Seasons Otel'de mesela şu an sanatımı en çok orada sanat söyleşilerimi orada yapıyorum. En Fişekhane'den önceki sergimde Four Seasons Otel'deki solo sergimdi. Mesela otelde yaptığım işler de mesela çok farklı, çok ayrı gidiyor. Oradaki amacım bir galeri değil, oradaki amacım ise kendi şehrimizi, ülkemizi, orada daha çok yabancı misafirler geliyor. Yabancı insanlara tanıtmak istiyorum. Mesela çok da karşılaştım bu konuyla ilgili. Sizin eserlerinizde İstanbul'u merak ediyoruz diyen, mesela Katar Bakanı mesela bana bunu söyledi. Sizin eserlerinizden sonra, ben İstanbul'a 20 yıldır geliyorum. Ben sizin eserlerinizi gördükten sonra İstanbul'u merak etmeye başladım. Benim amacım da buydu zaten. Ne mutlu, ne mutlu. Şu an Sultanahmet'te çok güzel bir otel açtılar. Eski bir hapishane otele çevirdiler. Orada da iki tane sabit eserim var. Duvara yaptığım bir eser var. Tamamen Forces'in geçmişi ve şu anki devamı. Bir de bir eserim daha var. O da Ayasofya'nın yine varlığı ile ilgili. Benim amacım orada zaten bir sergi açıp oraya gelen insanlara şehrimizi, ülkemizi tanıtmaktır zaten. Ama bunun yanında ne var? Ahtamar Adası'nı işleyeceğim. Mesela Ermeniler için çok önemli bir yapı, Van'daki yapı. Benim de doğduğum yer zaten. Ve Ahtamar'ın içerisinde yapacağım bu şeyi. Herkes Ahtamar diyebilir evet, ama Ahtamar. Ahtamar'dır zaten doğru. Gerçeği. Böyle deformasyon olacak. Mesela Gaziantep'e haber gönderdim. Gaziantep'in yıkık, kullanılmayan evlerin içerisinde sergi açmak istiyorum. Onu yaparken baklava da katacağım işte kültürel yemek şeyleri katacağım. Bu Hatay için de geçerli olacak. Bu Mardin için de geçerli olacak. Gibi gibi devam edecek bakalım. Ne güzel. Sağlık başarılarınız daim olsun. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Çok keyif aldım ben. Ben de aynen. İnşallah eserlerinizi en kısa zamanda evet. Görmek istiyorum. Teşekkürler. Efendim Al Sana İşten biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ressam Kenan Işık stüdyomuzda konuğumuz oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Yeniden görüşünceye dek sevgiler saygılar. Hoşçakalın.